Merhaba arkadaşım, fonksiyonu 3. dersinde sizinle birlikte neler görecekmişiz? Tek çift fonksiyon, parçalı fonksiyon ve fonksiyonlarda 4 işlem. Ne yapıyoruz? Zaman kaybetmeden hemen konumuza dalıyoruz. İlk neyi görüyormuşuz? Tek çift fonksiyon. Tek çift fonksiyon dediğimiz ifade nedir? Şöyle bir tanımı var. F eksi x eşittir eksi fx. Hocam bu nedir ya? Burada yazmış da aklımızda böyle bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Bak, tek çift fonksiyon şu demek. Mesela eksi 2'nin karesi ve eksi 2'nin kübüne bakacak olsa, eksi 2'nin karesi nedir arkadaşım? Eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Eksi 2'nin kübü nedir? Bu da eksi 8'dir. Bak, şu ifade dikkat et, artı çıkarıyor. İçerisi eksi olsa bile sonucu artı çıkarıyor. Şu ifade eksi olduğu için dışarıya nasıl çıkarıyor? Eksi çıkarıyor. O zaman tek çift fonksiyon da şudur. Çift fonksiyon her zaman sonucu artı olacak. Yani içerideki eksinin bir önemi var mı? Yok. İçerideki eksi bak ne oldu? Hop kayboldu. Ama tek fonksiyon ne yapması lazım? Eksiyi dışarı atması lazım. Bak, tek fonksiyonmuş, eksi var. Eksi ne yapıyormuş? Dışarı atıyor. Şuradaki işarete dikkat etmem lazım. Peki, burada dikkat etmen gereken şurada bir şey yazmışım. Dikkatçe bakıyoruz mu? Ne diyoruz? Çift fonksiyon eksiyi yutar. Bak, çiftti. Eksiyi ne yaptı? Yuttu. Tek fonksiyon eksiyi ne yapar demişiz? Kusar. Yani kusar demek ne demek istiyoruz? Önünü alır. Bak, tek fonksiyonda eksi ne yaptı? Hop önüne geçti. Bu bizim için tek çift fonksiyonlarda yeterli bilgidir. Mesela fx'e bakacak olsam, x kare tek midir çift midir? Hocam bu kare. Her türlü eksiği ne yapacak? Artı yapacak. Dolayısıyla ne diyorsun? Hemen çift fonksiyon diyorsun. Fx eşittir x küp. Sizce tek midir çift midir? Küp. Tek sayı olduğu için bu nasıl bir şeydir? Tek fonksiyondur. O zaman şöyle bir dipnot kendimize yazabiliriz. Nasıl bir dipnot? Tek fonksiyon olabilmesi için x'in bütün kuvvetlerinin tek sayı olması lazım. Çift fonksiyon olabilmesi için x'in bütün kuvvetlerinin çift fonksiyon olması lazım. Bir de şurada bir bilgim var. Nasıl bilgi? Tek fonksiyonun grafikleri orijine göre simetriktir. Mesela ne demek istiyor? Bak, şurada bir nokta alsan, bunun orijine göre simetriği neresi olacak? Şurası mı olacak? Bak, şu artıydı, artık burada ne oldu? Eksiye döndü. Şu artıydı, burada ne oldu? Eksiye döndü. Dikkat et, tek şu bizim orijin miydi? Orijine göre simetriği tamamen işareti ne yaptı? Değiştirdi. O zaman sen ne diyorsun? Tek fonksiyon demek orijine göre simetriktir demek. Sana çoğunlukla şöyle demez. Sana şunu verir. Şu cümleyi gördün mü? Orijine göre simetriktir diye bir şey gördün mü? Hemen aklına ne gelecek? Hocam bu tek fonksiyondur gelecek. Sana y eksenine göre simetriktir derse hemen aklına ne gelecek? Çift fonksiyon gelecektir. Bakalım nasıl tarzda soruları var. Şimdi soruya dikkatlice bakacak olsa ne diyor? Hangisinin tek, hangisinin çift olduğuna bakın diyor. Hemen şuraya bakıyorum. Üstüne dikkat et, 2. 2 eksi ne yapar? Yutar, yok eder. Yok ettiği için bu nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyon dersin. E şunun üstüne bakıyorsun. Bunun üstüne kaç var? 3 var. 3 eksi ne yapacak? 3 tek sayı olduğu için buna nasıl bir şey diyorsun? Tek fonksiyon. Çünkü 3 eksi önüne alır. Mesela eksi 3'ün 3'ü nedir? Bu eksi 3'ün 3'üdür. Veya da şurada eksi 2'nin karesi. E kare zaten eksi ne yapacak? Artı 2'nin karesi. Bunlar birbirine eşitti. Bak, çift fonksiyon eksiyi yok etti. Tek fonksiyon ne yaptı? Eksiyi direkt önüne aldı. Peki, şuna bakalım. Şuna ben birazdan bakalım. X'in üstüne kaç var? 5. X'in üstüne kaç var? 3. X'in üstüne kaç var? 1. Hepsi tek sayı mı? Hepsi tek sayı olduğu için sen buna ne diyorsun? Hiç uzatmıyorsun. Direkt tek fonksiyon diyorsun. Hocam biri tek biri çift olursa o zaman ona da yorum yapamıyorsun. Peki şuna bakalım, şurada ne diyor? Hocam şurada ne var aslında? X üzeri 0 var. Sayının yanında her zaman ne vardır? X üzeri 0. O zaman şu çift mi? Çift. Şurada çift mi? Çift. X'in bütün kuvvetleri çiftse bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon diyorsun? Çift fonksiyon diyorsun. Şuna bakacak olsam X'in üstünde 4 var. Güzel. Burada X'in üstünde ne var? 3 var. Hayda. Bir çift var, bir tek var. O zaman buna ne diyorsun? Yorum yapamazsın. Yani ne tektir ne çifttir. İkisine de dahil edemezsin. Bu arada bir fonksiyon çift değil ise tektir demek doğru bir şey mi? Hayır. Çift olmayan tek olmak zorunluluğu yok. O zaman şöyle bir şey daha diyebiliriz. Mesela F şıkkı kendimiz uydayalım. Fx eşittir x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı 3. Sizce bu tek fonksiyon mudur ya da çift fonksiyon mudur? Hemen bakalım. Şu 5 tamam güzel. Şu 3 tek güzel. Ama şurada x üzeri kaç var aslında? 0 var.
O zaman bundan dolayı, tam şuna tek de bu çift olduğundan dolayı biz buna yine ne diyoruz? Yorumsuz diyoruz. Yani buna ne yapamazsın? Yine tek veya çift diyebilir misin? Diyemezsin. O zaman şöyle bir dipnot çıktı karşımıza arkadaşlar. Tek fonksiyonlarda sabit sayı olmaz. Çünkü sabit sayının yanında ne vardır? X üzeri 0 vardır. Onun tekliğini çiftliğini ne yapar? Engeller. Ve unutmaman gereken en önemli bilgi, tek fonksiyon olabilmesi için x'in üstlerinin hepsinin tek sayı, çift fonksiyon olabilmesi için x'in üstlerinin hepsinin ne olması lazım? Çift sayı olması lazım. Geçiyorum diğer sayfama. Bakıyorum. Şurada bir şey demiş. Ne demiş? Hemen kalemimi değiştireyim şurada. Önemli bir şey demiş. Tek fonksiyon demiş. Peki hocam bu bize ne işimize yarıyor? Tek fonksiyon eksiği dışarı kusar. Çift fonksiyon eksiği yok eder. Kussun bakalım dışarı. Fx ne çıkacak? 2x küp eksi fx artı 5x mi olacak? Güzel bak. Bak içerideki eksiden kurtuldum. Bu da fx, bu da fx. O zaman bunları ne yapalım? Eşitliğin aynı tarafında bir araya getirelim. At eksi fx'i karşıya nasıl geçecek? Fx artı fx mi olacak? Niye? Eksi olan ifade karşıya nasıl geçiyordu? Artı olan. Burası 2x küp artı 5x mi oldu? Burası 2 tane fx mi oldu? Eşittir 2x küp artı 5x. Şimdi bana kimin ne dediğini soruyor. F2'nin değeri nedir demek? Görüntüsünü soruyor. Görüntüsünü bulmak demek şu eşitlikte x gördüğün yere kaç yaz demek arkadaşım? 2 yaz demektir. Yazalım o zaman 2'yi. Şöyle yazalım. 2 çarpı F2 eşittir. 2 çarpı 2'nin küpü artı 5 çarpı 2 mi olacak? Burası 2 çarpı F2. Burası ne çıkacak? 2'nin küpü 8'dir. 2 çarpı 8 artı 5 kere 2 10'dur. 2F2 ne çıkacak? 2 kere 8 16 artı 10. 2 tane F2 kaça eşit çıkacak? 26'ya eşit çıkar. İki tarafı da ne yapacaksın? 2'ye bölersem F2 kaç çıkacak? 13 çıkacak. Var mı şıklarda? Bakıyorum. Hop E şıkkında varmış. Cevabım ne çıkıyor? E şıkkı. Burada sadece dikkat etmen gereken en önemli kısım. Tek fonksiyon dediği için eksiği dışarı ne yapıyorsun? Kusuyorsun. Yani atıyorsun. Çift fonksiyon dese eksiği ne yapıyorsun? Yok ediyorsun. Var mı bunda bir sıkıntı? Yok olduğunu tahmin edip geçiyorum diğer soruma. Şimdi burada ne diyor? Hop gördüm kelimemi. Ne diyormuş? Çift fonksiyon diyormuş. Çift fonksiyonda neye dikkat ediyordum arkadaşım? Eksiği yutar mı, kusar mı? Süper. Eksi ne yapması lazımmış? Yutması lazımmış. Yutsun bakalım. Fx artı x kare çarpı fx eşittir kaç olacakmış? 5 olacakmış. Sadece ne yaptım? Şu eksiği yok ettim. Şimdi bana kimin görüntüsü soruyor arkadaşım? 3'ün görüntüsü soruyor. Yani x gördüğün yere kaç yaz diyor? 3 yaz diyor. Ya şurada tüm ifadede x gördüğüm yere 3 yazmam lazım. Yazalım. F3 artı 3'ün karesi çarpı f3 eşittir ne oldu? 5 oldu. Şu f3 duruyor. 3'ün karesi nedir? 9 mu? 9 tane f3 eşittir kaça? 5'e mi? Peki şu f3'ün önünde ne vardır arkadaşım? Gizli 1 mi vardır? Bunları da toplama yaparken ne yaparsın? Sadece ve sadece katsayılarını toplarsın. 1, 9 daha kaç yapıyor? 10 çarpı f3 yapıyor galiba. Eşittir 5 miymiş? F3'ü bulmak için her tarafı kaça bölüyorsun? 10'a bölüyorsun. Bölelim o zaman. F3 ne oluyormuş arkadaşım? 5 bölü 10 mu çıkıyormuş? Şıklarda böyle bir şey olmaz. Sadeleştirme işler. F3 o zaman kaç çıkar? 1 bölü 2 çıkıyormuş. F3'ü bulduk mu? Bulduk. Burada sadece bilmen gereken çift dediği için eksiği yok ettik. Tek deseydi eksiği ne yapacaktık? Hop şuraya alacaktık. Bu eksi olacaktı artık. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi her zaman sana böyle tek çifti açık bir şekilde vermez. Dikkat et burada ne diyor? Soruyu dikkatlice okursa. Y eksenine göre simetriktir diyor. Bunun Türkçe meali ne demek? Bu çift fonksiyondur diyor. Peki çift fonksiyonlarda arkadaşım ne olmaz demiştim? X'in üstü tek kuvvetler olmaz. Hepsi çift olması lazım. E hocam burada var, burada da var. Şu X'in üstünde kaç var? Bir var. Bunların olmaması lazımdı. O zaman ne yapacaksın? O iki ifadeyi de yok etmen lazım. Peki o iki ifadeyi nasıl yok edersin? Hemen katsayılarını sıfır yaparak yok ederse. Peki şu olabilir mi? Olabilir. Çünkü x'in üssü nedir? 2. Şu olabilir mi? Çift fonksiyonda sabit sayı olabilir. Tek fonksiyon olsaydı bu da olamazdı. Ona da dikkat edin. Ama bunlar bu kez olabilirdi. Peki buradan a eksi 5 sıfırsa a kaç çıkıyor arkadaşlar? 5 mi çıkıyor? B eksi 3 sıfırsa
B'ye kaç çıkıyor arkadaşım? 3 mü çıkıyor? Tamam, bu değerleri buldu. Bu değerleri bulduktan sonra gelin bunları ne yapalım? Hop, yerine yazalım. Yazarsak, yeşil kalemimi alayım. 5 yazarsam burası zaten ne oldu? 0. Amacım oydu zaten. 3 yazarsam burası ne olacak? 0 çıkacak. Gelin fonksiyonu güncelleyelim. Fx. Şimdi burası yok. B yerine kaç yazacağım? 3 mü yazacağım? Yazalım. 3 eksi 2 x kare. Zaten şurası yoktu. A çarpı B var. Yani 5 çarpı 3 mü? O zaman buradan fx ne çıkıyor? 3 eksi 2 1 midir? 1'i yazmaya gerek var mı? Yok. 5 kere 3 15 mi? Evet, fonksiyonu buldum. Artık ne soruyorsa bulun. Bana ne soruyor? F2 mi soruyor? F2 demek x gördüğün yere kaç yaz demek? 2 yaz demek. İki tarafta da yazarsa 2'nin karesi artı 15. 2'nin karesi nedir? 4 artı 15'ten. F2 kaç çıkıyormuş arkadaşım? 19 çıkıyor. Soruyu çözdük. Burada dikkat etmen gereken neydi? İkili vardı. Y eksenine göre simetrik demek. Çift fonksiyon demek. Orijine göre simetrik demek. Ne demek? Tek fonksiyon demektir. Hemen bakıyorum öbür soruma. Burada da ne demiş zaten? Orijine göre simetrik demiş. Orijine göre deyince hemen ne anlıyordun? Tek fonksiyon anlıyordu. Şimdi tek fonksiyonlarda x'in üstü tek sayılar kalması lazım. Çiftler olmaz. Sabit sayılar olmaz. Yani x içermeyen ifade de olmaması lazım. Bu x'in üstü 3 olabilir. Sıkıntı yok. X'in üstü kaç? 2. Hayda, o olmazdı. Ne yapıyorsun? 0. X'in üstü şurada kaç var? 1. Olabilir mi? Olabilir. Burada x var mı? Yok. O zaman onun da olmaması lazım. Çünkü tek fonksiyona ne dedik? Sadece x'in üstü tek olan sayılar kalacak. Çiftler ve sabit bir sayı ne olacak? Olmayacak. Peki buradan b eksi 3 sıfırsa b kaç çıkacak? 3 mü çıkacak? Tutup karşıya atarsa. Peki şuraya bakalım. 2a artı b sıfırsa b kaçtı bu arada? 3 müydü? 2a artı 3 eşittir sıfırsa a ne çıkacak? 2a eksi 3 a eksi 3 bölü 2 mi çıkacak? Bulduk bunları. Bunlardan sonra neyi soruyor bana? Fx fonksiyonu orijinal ve simetri buysa f2 kaçtır diye soruyor. Bunları getirip şurada yerine yazacağım. Önce bir yazalım. Şurada. Şu ifade ne oldu? Gitti. Şu ifade ne oldu? Gitti. Şurası ne çıkacak? Eksi 3 bölü 2 mi yazacağım? Yazarsak şuraya yazalım. Fx eşittir. Eksi 3 bölü 2 eksi 3. X kare mi? Şurası gitmişti. Şurası bx kaldı. B neydi? Artı 3x. Şurası da gitmiş miydi? Şu x küp bu arada. Gitmişti. X'e 1. Zaten dikkat et. Amacımız neydi? Tek fonksiyon olduğu için tekli ifadelerin kalması lazımdı. Peki şunu düzgünce düzenlersek. Şurası ne çıkacak? 2 kere eksi 3 eksi 6. Eksi 3 tane çıkacak. Fx eşittir. Eksi 9 bölü 2 çarpı x küp artı 3x mi çıkacak? Tamam, bunu da buldum. Bana en son neyi soruyor? F2'yi soruyor. Yani x gördüğün yere kaç yazıyor arkadaşım? 2 yazıyor. Yazalım. F2 işte eksi 9 bölü 2 çarpı 2'nin kübü artı 3 çarpı 2. Şunu şöyle yapalım bakalım. 2'nin kübü kaçtır? 8'dir. Eksi 9 bölü 2 çarpı 8 artı 3 kere 2 kaçtır? 6 mıdır? Şurada 2'ye böl 1, 2'ye böl 4. 4 ile eksi 9'u çarparsam eksi 36 artı 6. Cevabı ne çıkıyormuş arkadaşım? Eksi 30 çıkıyormuş. İnşallah şıklarda vardır. Var mıymış? E şıkkı. Var mı bunda bir sıkıntı? Yok diye tahmin ediyor. Geçeceğim diğer soruya ama burada dikkat etmen gereken dipnotu yine söylüyorum. Orijine göre simetrik demek ne demekmiş? Tek fonksiyon demekmiş. Tek fonksiyonlarda neye dikkat ediyormuşsun? X'in üstü çift olan ifadeler ve x olmayan ifade bulunmaz diye dikkat ediyorsun. Peki geçelim buna. Ne diyor burada? Bakalım. Yine dikkat et. Kime göre simetrik diyor? Orijine göre simetrik diyor. Peki orijine göre simetrik ne demekti arkadaşım? Fonksiyon tek fonksiyon demekti. Güzel. Tek fonksiyonun da özelliği neydi? Bir, çift ifadeli içermezdi. Yani şurayı içermeyecekti. İki, eksiği ne yapardı? Hop, kusardı önüne. Bu iki kurala çok dikkat edin. Şurasını içermeyecek, eksiği de ne yapması lazım? Kusması lazım. X küp olabilir mi? Olabilir. 5x olabilir mi? Bunun üstü sonuçta kaç? 1. Teklerde hiçbir sıkıntı var mı? Yok. Çiftlerde sıkıntı vardır. O zaman m eksi 2 sıfırsa m kaç çıkacak? 2 mi çıkacak? Peki ben bu fonksiyonu güncellersem. Fonksiyon aslında ne çıkacak? Bak şu gitti. Fx eşittir.
X küp şu eksi önüne almıştı. Yani eksi 2 tane fx mi oldu? Eksi bir de ne var? 5x mi var? Şimdi bana f m eksi 1'i soruyor. M kaçtı bu arada? 2 miydi? Yani f m eksi 1 demek. F 2 eksi 1 demektir. O da kaç demektir arkadaşım? F1 mi demektir? Bana f1'i soruyor. Şunu da tutup karşıya atıp x gördüğün yere kaç yazayım? 1 yazayım. Yazarsam f1 artı 2 tane f1 eşittir 1'in kübü eksi 5 çarpı 1 mi olacak? F1 öndeki sayı kaç bu arada bunun? Önde bir sayı var değil mi? Orada kaç yazıyor aslında? 1 mi yazıyor? Burada ne yapıyorsun? Şu ikisini toplarsan 3 tane F1 eşittir. 1'den 5 çıkarsa eksi 4 mü? F1'i bulmak için her tarafı kaça böleceksin? 3'e böleceksin. F1'in ne çıkıyormuş arkadaşım? Eksi 4 bölü 3 mü çıkıyormuş? Bulduk mu? Bulduk F1'imizi. Burada yine dikkat etmen gereken neye dikkat ediyoruz? Tek fonksiyon diyorsa eksiği önüne alman lazım. Tek fonksiyon diyorsa çift ifade içermemesi lazım. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Tek çift fonksiyonu hallettiğimize göre hemen ne yapalım? Dalalım parçalı fonksiyona. Parçalı fonksiyon nedir arkadaşım? Parçalı fonksiyon tanım kümesini alt aralıklara göre ne yapıyorum? Fonksiyonu parçalıyorum. Mesela şu fonksiyonu 2'den büyük olduğunda şunu kullan diyor. 2'den küçük olduğunda bunu kullan diyor. Yani fonksiyonu kaç parçaya bölmüşüm? İki parçaya bölmüşüm. Burada önemli olan neresi arkadaşım? Şurası. Sınır koşulun. Ben soruyu çözerken bu sınır koşullarına göre çözmem lazım. Mesela 3 mü diyor? 3 demek x'i 3 olacak demek. Yani 2'den büyük mü küçük mü? 2'den büyük mü diyor? Büyük hangi fonksiyonu kullan diyor? F3 için bunu kullan diyor. Kullanalım. F3 ne olacak? 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 artı 3 olacak. Peki 3'ün karesi kaçtı? 9 artı 6 artı 3'ten kaç çıkıyormuş? 18. Tamam. Bir de burada ne var? F1 var. Bu kez x'imiz kaç? 1. 1 dedin. 2'den büyük mü küçük mü? Küçük. Küçük hangisini kullan diyor arkadaşım? Şuradaki fonksiyonu kullan diyor. Kullanalım. F1 eşittir 3 çarpı 1 eksi 4. Burada ne çıkacak? 3'ten 4 çıkarsa eksi 1 mi çıkacak? Güzel. Bize en sonunda ne yap diyor bunlara? F3'ten F1'i çıkar diyor. Sakın 18 eksi 1 eşittir 17 ne yapmıyorsun? Demiyorsun. Çünkü F3 eksi F1 derken ne demek istiyor? Bu 18. Eksi var. Bir de eksi bulduğun sonuçtan geliyor. Eksi eksi ne yapacak arkadaşım? Artı mı yapacak? O zaman 18 artı 1'den cevabın kaç çıkacak? 19 çıkacak. O zaman parçalı fonksiyon demek ne demekmiş? Bir fonksiyonu sınır değerlerine göre farklı farklı fonksiyona parçalıyoruz. Ona göre soruyu ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Burada önemli olan sınır değerimiz. Peki geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuza ne diyor? Bak yine fonksiyon dikkat et. 3 parçaya ayırmışım bu kez. 3'ten büyükse bunu kullan diyor. 3'e eşitse bunu kullan diyor. 3'ten küçükse bunu kullan diyor. Bu arada 3'e eşitse bunu kullan dedi. Aslında fonksiyon neymiş? Orada bir sabittir. Her zaman sonucu kaç çıkıyormuş? 5 çıkıyormuş. Peki önce ne diyor? F4. 4 dediğin sayı 3'ten büyük mü küçük mü? Hocam 4 dediğimiz 3'ten büyük. O zaman büyükse hangisini kullanacağız? Büyükse şu yukarıdakini mi kullanacağız? Kullanalım bakalım yukarıdakini. F4. Ne çıkacakmış? 3 çarpı 4 eksi 4. 12 eksi 4'ten cevabın kaç çıkıyormuş? 8 çıkıyormuş. Tamam şunu bulduk. F3. F3'te hangisini kullan diyor? 3'e eşitse bunu kullan diyor. Zaten orada yapacağım bir işlem yok. F3 her zaman kaçmış? 5'miş. Bir de kimi bul diyor? F1. 1 dediğin sayı 3'ten küçük mü? Küçükse kimi kullan diyor? Alttakini kullan diyor. Kullanalım o zaman. F1 dedim. Neymiş? 2 çarpı 1 artı 3. Yani buradan kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. Bunları yeni yazarsam ne yap diyor? F4 yani 8 artı F3 yani 5 eksi F1 o da mı 5? 5'ler birbirini gösteriyor. Cevabın kaç çıkacakmış? Hop 8 çıkacakmış. Ne yaptık? Soruyu çözmüş olduk. Parçalı fonksiyona sadece sınır değerlerine dikkat edersen çok rahat soruyu çözebilirsin. Peki bakalım. Bu kez parçalı fonksiyon ne yapmış? İçini ne yapmış? Değişkenlerle doldurmuş. O değişkenleri benim bulmam işlemiz. Peki f5 kaça eşitmiş? 12'ye. X dediğin ifade kaç? 5 mi? Bu arada burası fx olduğu için ben de x dediğini ifade ediyorum. Şimdi birazdan o soruyu ne yapacağız? Değiştireceğiz biraz. Peki x gördüğün yere 5 yazarken bunu mu kullanacağım? Bunu mu kullanacağım? Alttakini mi kullanacağım? Kullanalım bakalım. F5 eşittir 12 ise yani şurada
3 çarpı 5 eksi b eşittir 12 ise burası 15 eksi b eşittir 12 olup b kaç çıkıyor? B 3 çıkıyor. Tamam, b'yi 3 bulduk. Şunu kullandık. Bir de f2 eşittir 11. 2 için hangisini kullan diyor? Şunu mu? F2 eşittir 11 için. Kullanalım bakalım. X yönüne kaç yazıyorum? 2 mi? A çarpı 2 artı b eşittir kaçmış? 11. Bu arada b'yi kaç bulmuştum? B'yi 3 mü bulmuştum? 2a artı 3 eşittir 11. At 3'ü karşıya. 2a kaç eşit? 8'e eşit. Her tarafı 2'ye bölersen a kaç eşit olur? 4'e. Soru bitmedi. En sonunda sana kimi soruyor? F4'ü bulmanı istiyor. Peki F4'ü bulmak için bunu mu kullanacağım, bunu mu? Dikkat et, şurada ne vermiş? Eşitlik. Yani bunu kullanmam lazım. Peki F4'ü de şurada bulalım. F4. Nasıl buluyoruz? X4'ün yere kaç yazıyorum? 4. Bu arada A kaçmış? A da mı 4'müş? 4 çarpı 4. B'miz kaçmış? B'de 3 bulmuştuk. 4 kere 4 kaçtır F4'te? 16 mı? 16 artı 3'ten. Cevabın kaç çıkıyormuş arkadaşım? 19 çıkıyormuş. Maşallah, bugün de bayağı bir sorun cevabı 19 çıkıyor. Var mı buna bir sıkıntı? Yok diye tahmin ediyorum. Geçiyorum öbür tarafa. Şimdi burada ne demiş bana? Bir bakalım. FA eşit 1 eşitliğini sağlayan A değerlerini bulunuz diyor. Bak, bu kez sana dikkat et, sonucu vermiş. Yani şurada x yerine bir şey yazmışım ve kaç bulmuşum en son? 1 bulmuşum. Yani bu kez görüntü kümesini vermiş, tanım kümesinden bir elemanı soruyor. Peki bunu ne yapman lazım? Soruyu hop ikiye ayırman lazım. Nasıl ikiye ayırman lazım? 1. X sıfırdan büyük olursa ne yapacaksın? X sıfırdan küçük eşit olursa ne yapacaksın? Hocam, ben bunu kafama göre mi ayırdım? Hayır, şuradaki sınır değerlerine göre ayırdım. Peki x sıfırdan büyükse şunu mu kullanıyordum? Yani şunu. Kullanalım bakalım. 2x artı 5. Kaça eşit diyorsun? 2x demiyorsun hatta. Ne diyorsun? Bu arada x demiyorsun buraya. Biz kime göre bakıyorduk? A'ya göre mi? A sıfırdan büyük olursa diyorsun. Burada ne diyorsun? A sıfırdan küçük olursa mı diyorsun? Yani x yok bizim için, burada a var. Peki sıfırdan küçükse, sıfırdan büyükse şunu kullanacağız. Yani x gördüğün yerine ne yazıyoruz? A. 2a artı 5 kime eşitmiş? 1'e. At karşıya 2a 1 eksi 5 olup 2a kaç olacak? Eksi 4 olup a kaç çıkıyor? Eksi 2 çıkıyor. Peki burada dikkat et. Değerlerini bulunuyor ya. Bu değer benim için sağlar mı? Sence arkadaşım? Sağlamaz. Niye sağlamaz? Çünkü a'yı ben başta ne kabul ettim? Sıfırdan büyük kabul ettim. Ama burada ne buldum? Eksi 2, yani sıfırdan küçük buldum. Yani şu yanlış bir değer çıktı. Bunu sağlaması için sıfırdan ne bulman lazımdı? Büyük bulman lazımdı. O zaman şurayı boşa incelemiş olduk. Gelelim aşağıya. X küp artı 2. Kime eşit diyorsun? 1'e mi eşit diyorsun? At karşıya x küp kime eşit olacak? 1 eksi 2. X küp eşittir eksi 1. Neyin küpü eksi 1'dir? X eşittir eksi 1'in küpü mü eksi 1'dir? Tamam, buldum. Bu arada yine x yazmışız ya. Şunlar ne olacaktı arkadaşım? A mı olacaktı? Çünkü biz ne arıyorduk? A arıyorduk. Peki A eksi 1 bulduk. Bakıyorum. Sıfırdan küçük mü? Küçük. Dolayısıyla olur mu? Olur. O zaman A'nın tek değeri vardır ve o da kaçtır? Eksi 1'dir. Şuradaki eksi 2'yi ne yapmıyorsun? Kabul etmiyorsun. Çünkü sıfırdan büyük değil. Var mı bunda bir sıkıntı? Şu şeye göre ne yaptık bunu? Ayırdık. Geçiyorum diğer örneğime o zaman. Diğer örneğimde bakalım ne diyor. Olduğuna göre F7 artı F15. Hemen ne yapmıyorsun? Şuraya acaba şunu mu kullanayım? 7 için bunu mu kullanayım? 15 için de o zaman bunu kullanayım. O zaman niye şunu vermiş ki? Kafa karıştırıyor şimdi. Burada dikkat et, içerisi x değil. İçerisi 2x artı 3. O zaman burada şunu düşünüyorsun. Arkadaşım, neyi düşünüyorsun? X yerine ne yazarsam 7 elde ederim diye düşünüyorsun. Peki x yerine kaç yazarsam 7 elde edersin? 7 olması için şurayı istersen ne yapabilirsin? 2x artı 3 eşittir 7. 2x eşittir 4. X eşittir kaç yazman lazım? Yani fonksiyonu x yerine kaç yazman lazım? 2 yazman lazım. Biz ona göre sınırı bakıyorduk. O zaman bu 4'ten büyük diyor, şu 4'ten küçük diyor. Şurada ben 2 mi yazacaktım? Yani kimi kullanman lazım? Şu yukarıdakini kullanman lazım. Peki yazalım. X yerine 2 yazarsak. X eşittir 2 yazarsak. Ne çıkacakmış arkadaşlar? O zaman şurada yazıyorduk. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2. Kime eşit olacak? Direkt F7'ye eşit olacak. Peki 2'nin karesi 4. 2 kere 2 o da 4. F7 kaça eşit olacak? F7 direkt 8'e mi eşit olacak? Bulduk mu bunu? Bulduk. Peki burası bitti. Bir de neyi bulacağız? F15'i.
Direkt ne yapıyoruz? X yerine 15 yazmıyoruz. Burada x yerine ne yazarsam 15 olur diye düşünüyorum. 2x artı 3'ü kime eşitliyoruz? 15'e at 2x artı 3'ü karşıya. 2x ne olacak? 12x kaç olacak? 6. O zaman x yerine ne yazıyormuşuz? 6 yazıyormuşuz. Yazalım bakalım x yerine 6. Ne çıkıyormuş? F 2 çarpı artı 6 3. 2 çarpı 6 artı 3'ten. Nerede yazacağız ama bu kez? Yukarıda mı aşağıda mı? X 6 yazıyor. Sonuçta 4'ten büyük olduğu için şurada yazacağız. 3 çarpı 6 eksi 4. Şu çarpı biraz belli olmuyor. 18 eksi 4'ten cevabı ne çıkacak? 14 çıkacak. Bu da kaç eşitmiş? F 15'e. Bize ne soruyor? F 7 artı F 15'i mi soruyor? F 7'yi kaç bulmuştuk? 8 bulmuştuk. F 15'i kaç bulmuştuk? 14 bulmuştuk. Toplarsan cevabın kaç çıkacak arkadaşlar? 22 çıkacak. Ne yapıyormuşuz? Direkt burada x gördüğün yere şunu yaz demiyorsun. Burası dikkat et. Diğer sorudan farkı. Diğer soruda burası x'ti. Bu kez 2x artı 3'müş. Yani ne yazarsam o olur diye düşünüyorsun. Oraya çok dikkat etmen gerekiyor. Evet geçiyorum diğer sayfama. Neymiş? Fonksiyonlarda 4 işlem. Bu arada parçalı fonksiyonun grafiği var. Grafiğini çizmedik. Bundan sonraki derste de tüm grafikleri ayrı inceleyeceğim. Geçelim 4 işlem. 4 işlem dediğimiz nedir? Uzun uzun şöyle bir tanımı var. Hocam burada ne? Ha şuralar eksik yazılmış. Onları biz tamamlayalım. Bir kere bak 4 işlem yaparken dikkat etmen gereken kısım. Normal toplama yapabilirsin. Yani f artı gx fx artı gx yapabilirsin. Normal çıkarma yapabilirsin. Normal çarpma yapabilirsin. Normal bölme yapabilirsin. Ama dikkat etmen gereken kısım. F fonksiyon tanım kümesi A'ymış. G fonksiyon tanım kümesi B'ymiş. Toplama, çıkarma, çarpma, bölmenin tanım kümesi mutlaka ne olması lazım? Kesişimleri olması lazım. Yani ortak elemanlardan tanım kümesini üretmen lazım. Hocam niye ortak elemanlardan? Bak. F A'da tanımlı. G B'de tanımlı. İkisinin ortak olduğu yerde ne olması lazım? Toplamı tanımlı olması lazım. Şu sayfa biraz kafa karıştırıyor. Gel ben sana bunu örnekle göstereyim. Peki. Burada dikkat etmem gereken kısım. Neyi vermiş? Bize bakalım. F artı GX'i mi soruyor? İyi. R. Sıkıntı yok. O zaman nereden R'ye bakacağım? R'den R'ye bakacağım. F artı GX'i şöyle yazabilirsin. Nasıl? Direkt FX artı GX şeklinde ayrı ayrı düşünebilirsin. Peki. FX neye eşitmiş? 3x eksi 1'e eşitmiş. Artı gx ne eşitmiş? 2x artı 5'e eşitmiş. Normal toplama işlemi yapıyorsun arkadaşım. Toplarken dikkat et ne yapıyordun? Bilinenle bilineni topluyorsun. Bilinmeyenle bilinmeyeni topluyorsun. Yani 3x ile 2x'i toplarsan kaç x olacak? 5x mi? Eksi 1 ile 5'i toplarsan ne çıkacak? Artı 4. Ne yapmıyorsun? X ile sayıyı toplamıyorsun. Ha, toplam fonksiyonu bulduk mu? Bulduk. Bize de bunu mu soruyor? Bunu soruyor. B şıkkında neyi soruyor? Çıkartma fonksiyonu soruyor. Bunu nasıl yazabilirsin? Fx eksi gx şeklinde yazabilirsin. Dikkat et şuradaki indis kime aittir? Fonksiyonun ikisine de aittir. F'ye de aittir, g'ye de aittir. Peki buradan sonra ne yapacaksın? Fx eksi gx dedik ya. Fx neydi? 3x eksi 1 mi? Gx neydi? 2x artı 5 mi? Şuradaki eksi ne yapalım? İçeriye dağıtalım mı? Dağıtalım bakalım. O zaman ne çıkacak? 3x eksi 1. Şurası eksiyle çarparsam eksi 2x. Eksiyle artıyı çarparsam eksi 5 çıkacak. Bundan sonrası normal bildiğin işlem. Ne? Bilinenle bilinen, bilinmeyenle bilinmeyen. 3x var, eksi 2x var. 3x'den 2x çıkarsa ne kalır? X. Eksi 1 var, eksi 5 var. Toplarsan ne çıkacak? Eksi 6 çıkacak. Çıkarma fonksiyonu bulduk mu? Bulduk. C şıkkını ne soruyor? Çarpma fonksiyonu. Peki çarpma fonksiyonu nasıl bulacağım? Bu da yine aynı şekilde. Fx çarpı bu kime eşittir? Gx'e eşittir. Peki bunu bulurken fx kaçmış? 3x eksi 1 mi? Gx neymiş? 2x artı 5. Bundan sonrası ne yapacaksın? Bildiğin uzun uzun çarpma. Uzun uzun çarpma derken ne demek istiyorum? Birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinciye birinci, ikinci ile ikinci şeklinde ne yapıyorsun? Uzun uzun çarpma yapıyorsun. Çarpalım bakalım. 3x ile 2x'i çarparsam çarpmada nasıl yapıyoruz? Katsayılır. 3 kere 2 6. X ile x'i çarparsa x kare. 3x ile artı 5'i çarparsam artı 15x. Eksi 1 ile 2x'i çarparsam eksi 2x. Eksi 1 ile artı 5'i çarparsam ne çıkacak?
eksi 5 çıkacak. Bunu düzenleyelim. Düzenleyelim derken sadece x ifadeyi düzenleyeceğim. 6x kare duruyor. 15x eksi 2x ne olacak? Artı 13x eksi 5. Yani fonksiyon adı 4 işlemlerin toplama çıkarma dedin. Bildin denklem çözerken ne yaptın? Toplama çıkarma. X ifadeler nasıl toplanır? X ifadeler nasıl çıkarılır? Ya da nasıl çarpılır şeklinde yaptığımız şeyde. Geçiyorum diğer örneğim o zaman. Ne diyor? Yine benziyor bir diğer örneğe. Bakalım ne diyor? A şıkkı neyi bul diyor? Toplamı bul diyor. Bu indis kime aittir? Fonksiyonlara aittir. Yani fx artı gx mi? Peki. Fx artı gx'i gelin bir bulalım. Nasıl buluyoruz? Fx dedi x kare eksi 1. Gx dediğimiz ifade neymiş? Artı x artı 3 müymüş? Toplarken ne yapıyorsun? Bilinenler kendi arasında, bilinmeyenler kendi arasında. X kare bir tane olduğu için aynen yazıyoruz. X'i bir tane olduğu için onu da aynen yazıyoruz. Eksi 1 artı 3 ne çıkacak? Artı 2 çıkacak. Toplama işlemini yaptık mı? Yaptık. Geçelim B şıkkına. Ama B şıkkına dikkat et. Bak şuradaki sayılar var. İndis sadece fonksiyonlara aittir. Sayılar bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Bu aslında şöyle. 2 tane fx eksi 3 tane gx şeklinde ne yapabilirsin bunu? Yazabilirsin. Yani bu sadece x kimlere aittir? Fonksiyonlara aittir. Peki f'i kaçla çarpıyor? 2 ile çarpıyor. Ben şunu 2 ile çarparsam ne çıkacak? 2 ile çarparsam 2x kare çıkacak. Şunu 2 ile çarparsam eksi 2 çıkacak. Tamam. Öbürünü kaçla çarp diyor? Gx'i. Eksi 3 ile çarp diyor. Gelin şunu eksi 3 ile çarpalım. Şu x'i eksi 3 ile çarparsam eksi 3x mi olacak? Artı 3'ü eksi 3 ile çarparsam ne çıkacak arkadaşım? Eksi 9 mu çıkacak? Bundan sonra ne olacak? 2x kare. Şu eksi 3x duruyor. Eksi 2 eksi 9 ne çıkacak? Eksi 11 mi çıkacak? Tamam bunu bulduk. C şıkkına ne diyor? Çarpmayı bul diyor. Peki çarpmayı bulalım. Bu yine neydi? Fx çarpı gx miydi? Fx neydi? X kare eksi 1. Gx neydi? X artı 3. Peki çarpmayı nasıl yapıyordum arkadaşlar? Ne demiştik? Uzun uzun yapıyoruz. Yani birinci ile birinci. Birinci ile ikinci. İkinci ile birinci. İkinci ile ikinci şeklinde uzun uzun yazıyoruz. Peki x kare ile x'i çarparsam ne olacak? X küp. X kare ile artı 3'ü çarparsam artı 3x kare. Eksi 1 ile x'i çarparsam eksi x. Eksi 1 ile artı 3'ü çarparsam eksi 3. Bundan sonra burada düzenleyeceğim bir şey var mı? Yok. Niye? Hepsinin derecesi birbirinden farklıymış. Düzenleyeceğim bir şey yok. Soruyu bitireceksin. Ne yapıyoruz? Yine bildiğini toplama çıkarmayı yapıyoruz. Şimdi gelelim şu tarz sorulara. Bu soruyu size iki yolla çözeyim arkadaşlar. Peki nasıl iki yolla çözeyim? Ayırayım şöyle sayfayı. Şurası birinci yol olsun. Birinci yolda ne yapalım? Önce 4f eksi 3g fonksiyonu, yani ben şunu bulayım. 4f eksi 3g x fonksiyonu bir bulayım. Yani bu fonksiyon acaba neymiş? Peki bu fonksiyonu bulurken daha demin yapmıştık, aynı şey yapacağım. Yani bu nedir? 4 tane bu x kime ait? Sadece fonksiyona ait. 4fx eksi 3g x midir? Peki f'i kaçla çarpıyor? 4 ile çarpıyor. Çarpalım. 4 çarpı 2x artı 4. G'yi kaçla çarp diyor? Eksi 3 ile. Onu da böyle yazıp ondan sonra çarpayım istiyorsan. 3x eksi 5. Gelin bundan sonra ne yapalım? Şu çarpma işlemini yapalım. Nasıl yapıyoruz? Dağıtalım şöyle. Çarparsam 8x artı 16 mı? Şurayı çarparsam eksi 9x artı 15 mi? Tamam bulduk. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bilinenler kendi arasında, bilinmeyenler kendi arasında. 8x eksi 9x eksi x mi? 16, 15 daha kaç çıkacak? 31 çıkacak. Peki o zaman şu fonksiyon ne çıkıyormuş? Eksi x artı 31 mi çıkıyormuş? Bana neyi soruyor? 3'ü mü bul diyor. 3'ü bul diyorsa ne yapıyorsun? X gördüğün yere 3 yazıyorsun. Yazarsam eksi 3 artı 31'den. Cevabın kaç çıkacak? 28 çıkacak. Bu birinci yol. Tavsiye ediyor muyuz? Ben de olsam ikinci yolla yapardım. Peki hocam ikinci yol nedir? Bak şu 3 kime aittir? İkisine birden aittir. Peki ikisine birden bakalım. Yani bu nedir? 4 tane F3 eksi 3 tane G3'tür. Önce kimi bulayım? F3'ü bulayım. F3'ü şundan bulacağım. Bunda nasıl bulayım? X gördüğün yere ne yapacağım? 3 yazacağım. Yazalım. F3. Şurada yazarsam 2 çarpı 3 artı 4. Ne çıkacak? 6 artı 4'ten 10 mu çıkacak? Şurası 4 çarpı 10.
eksi 3 çarpı G3'ü bulacağım. Gelin G3'ü de alttan bulalım. Nasıl buluyorum? 3 çarpı 3 eksi 5. G3 ne çıkacak? 3 kere 3 9 eksi 5. Yani kaç çıkacak? 4. 3 çarpı 4 mü? 4 kere 10 40. 3 kere 4 12. 40'tan 12 çıkar 28. İkisi aynı sonuç çıktı. Hangisi daha rahat sence? Bence sağdaki ikinci yolumuz biraz daha rahat. İkinci yolda ne yapıyormuşsun? Sadece bilmen gereken tek kural, şu üçü ne yapıyorsun? İkisine birden dağıtıyorsun. İkisine birden dağıttıktan sonra sadece fonksiyonda onların yerini buluyorsun. Evet, geçiyorum o zaman diğer soruma. Soruyu vermiş. Nasıl vermiş? Gerçek sayılarda şu kağıdımı biraz düzelteyim. Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. F4'ü soruyor. Bir kere F4'ü bulabilmek için kimi bulman lazım arkadaşım? F fonksiyonu bulman lazım. Peki fonksiyonu nasıl bulursun? Şimdi şu x kime aitti? İçerideki fonksiyonuna aitti. Yani aslında şu söyledir. 3fx artı 2 tane gx kime eşittir? 6x artı 13'e mi eşittir? Peki şuradaki x kime ait? Yine içerideki fonksiyon. Yani 2 tane fx eksi 2 tane gx kime eşitmiş? 4x artı 2'ye mi eşittir? Güzel. Ben f'yi arıyorum değil mi? Benim peki g ile bir işim var mı? Yok. O zaman g'yi gelin yok edelim. Nasıl yok edersin? Normal denklem çözer gibi alt alta toplarsa 3 tane fx, 2 tane fx ne olacak? 5 tane fx mi olacak? Şunlar ne oldu? Birbirine elveda dedi. Şimdi burayı topluyorum. 6x, 4x daha kaç çıkacak? 10x mi? 13, 2 daha kaç çıkacak? 15 mi? Güzel, bunu buldum. Gelin hep tüm ifadeleri ne yapayım? Hepsini ayrı ayrı 5'e böleyim. Her şeyi 5'e bölsem benim için eşitlik bozulur mu? Bozulmaz. Peki buradan şu 5'ler birbirine götürür. Yani ne kalacak sadece? Fx mi kalacak? 10x'i 5'e bölsen ne kalacak? 2x. 15'i 5'e bölsen ne kalacak? 3 mü? Fx'i buldun mu? Artık ne soruyorsa çok rahat bulabilirim. Ne soruyor? F4'ü mü? Peki F4'ü nasıl bulacağım? X gördüğüm yere 4 yazarak bulacağım. 2 çarpı 4 artı 3. F4 ne çıkacak? 8 artı 3'ten cevabın kaç çıkacakmış arkadaşım? 11 çıkacak. Soruyu çözdük mü? Çözdük. Var mı bunda bir sıkıntı? Ne yapıyorsun? Ayrı ayrı düşünüyorsun. Soruyu çok rahat çözüyorsun. Şöyle bir bakalım, geçelim diğer örneğimize. Evet. Yine isterseniz bunu iki yolla mı çözeyim, tek yolla mı çözeyim? Sizce? Normal ben bir iki yolla çözeyim o zaman. Peki. Birinci yol. Önce şu fonksiyonu bulayım. Yani 2 çarpı f çarpı g eksi 6 x fonksiyonunu buluyorum. Bak, x indisi kime aittir? Sadece ve sadece fonksiyonlara aittir. Yani burada bu nedir? 2 çarpı fx çarpı gx eksi 6. Ha, bu arada sen bunu böyle yaparsan bir kere şu fx'e gx'i ne yapman lazım? Çarpman lazım. Çarparken de uzun uzun ne yapacaksın? 5x artı 5x eksi 2 ile 3x artı 4'ü çarpacaksın. Yani 2 çarpı 5x eksi 2 çarpı 3x artı 4. Bir de şurada ne olacak? Eksi 6. Bunu çarpacaksın. Çarptıktan sonra gidip bir de x yazın yere kaç yazacaksın? 1 yazacaksın. Hayda, uğraşmaya gerek yokmuş. Demek ki bu yöntemi ne yapmayalım? Yapmayalım. O zaman biz de şuraya dalalım. Peki şuraya dalarsan. Yani ben size zaten ne dedim? İkinci yol daha iyidir. Peki ikinci yolda ne yapıyordun? Bu bir sadece kime aitti? Fonksiyonlara aittir. Yani aslında bu nedir? 2 çarpı f1 çarpı g1 eksi 6. Bak şurada sayı var. İndis asla ve asla kime ait değildi? Sayıya ait değildi. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Sadece ve sadece f1'i bulacaksın, g1'i bulacaksın. F1'i bulmak için f fonksiyonunda x gördüğün yere kaç yazıyorsun? 1 yazıyorsun. 5 çarpı 1 eksi 2. Ne olacak? 5 eksi 2'den cevabın 3 mü? 2 çarpı 3 çarpı g1'i bulmam lazım. G1'de de g fonksiyonunda x gördüğün yere kaç yazıyorsun? 1 yazıyorsun. Yazarsan 3 çarpı 1 artı 4. Burası ne çıkacak? 3 artı 4'ten 7 mi çıkacak? Bu da 7 çıkıyormuş. Eksi 6. Şimdi bu işlem mi? Şu işlem mi? Tabii ki şunu yapmak daha pratik. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. 42 eksi 6'dan cevabın kaç çıkacak? 36 çıkacak. İstersen sen şunu devam et. Ve en sonunda ne yap? İşlemin sonucunu bulabilirsin. Evet, ben geçiyorum diğer soruya. Yine fonksiyonda bölme vermiş. Peki bunu bölmeye kalkarsan düşünsene çok zaman kaybettirsin.
Peki bunu biz nasıl yapalım? Öğrendiğimiz pratik yöntemle. Pratik yöntem neydi? Şu 3 sayısı f'e aittir. 3 sayısı g'ye aittir. 3 sayısı g'ye aittir. Fonksiyonların hepsine ne yapacaksın? Aittir diyeceksin. Peki o zaman bu aslında 2f3 artı 3g3 bölü g3 mü olacak? Yani benim için f3 ve g3 lazım. Gelin f3'ü bulalım. F3'ü bulmak için f fonksiyonunda x gördüğün yere kaç yazıyorsun? 3 yazıyorsun. Yazarsak 4 çarpı 3 artı 3. Yani 12 artı 3'ten cevabın kaç çıkacak? 15 mi? Tamam, F3'ü bulduk. Bir de G3'ü bulalım. G3 neydi? 2 çarpı 3 eksi 5. Yani 6 eksi 5'ten cevabın kaç çıkıyor? 1 çıkıyor. Bu bulduğun değerle götürüp sadece şurada ne yapıyorsun? Yeni yazıyorsun. 2 çarpı 15 artı 3 çarpı 1 bölü 1. Burası yukarısı 2, 15, 30. 3 daha 33 bölü 1'den cevabın ne çıkıyor? 33 çıkıyor. Sakın öbür yöntemle yapmaya kalkışma. Çok uzatırsın soruyu. Gerek var mı bu kadar uzatmaya? Bence gerek yok. O zaman ben geçiyorum diğer örneğime. Hocam, siz fonksiyonlarda 4 işlem derken kesişim, meşişim bir şeyler demiştiniz. Onu ne için demiştim? Bu soru için demiştim. Dikkat et, tanım kümeleri birbirinden farklı vermiş. Peki, f fonksiyonu x eksi 1, g fonksiyonu 3x artı 2, f bölü g'yi soruyor değil mi? Ve bunun neyini soruyor? Görüntü kümesini soruyor. Bir kere hangi elemanla kullanacağımı bulmam lazım. Yani f bölü g'nin ne olması lazım? A kesişim b'den, dikkat et, bu da r'ye gitmiş, bu da r'ye gitmiş. O zaman bu da r'ye gidecek. A kesişim b'den r'ye gitmesi lazım. Ya yani tanım kümesi A kesişim b olması lazım. Kesişim demek ne demekti bu arada? Ortak elemanlar mı? Peki gelin şurada ortak elemanları bir bulalım. Şurada A kesişim b'yi bulursam. Eksi 3 burada var, aşağıda yok olmaz. Eksi 1 var, eksi 1 var. Eksi 1. 1 var, 1 var. 2 var ve 2 var. O zaman benim tanım kümem, şuradaki tanım kümem neymiş? Tanım kümem eksi 1, 1, 2. Bize bu tanım kümesinin neyini soruyor? Görüntü kümesini. Görüntü kümesini bulabilmem için önce benim neyi bulmam lazım arkadaşlar? Fonksiyonun kuralını bulmam lazım. Peki fonksiyon kuralı nedir? F bölü gx mi? Yani aslında bu f bölü g x ne demek arkadaşım? Fx bölü gx mi demek? Tamam, fonksiyon buymuş. Fx neymiş bu arada? Fx x eksi 1, gx neymiş? 3x artı 2. Fonksiyonun buymuş. Peki benim görüntü kümesi demek eksi 1 bu fonksiyona nereye gidiyor? 1 bu fonksiyona nereye gidiyor? 2 bu fonksiyona nereye gidiyor? Peki önce eksi 1'e bakalım. F bölü g eksi 1. Şurada yine yazacağım. Eksi 1 eksi 1. 3 çarpı eksi 1 artı 2. Ne olacak? Eksi 2 bölü 3 kere eksi 1. Eksi 3 artı 2. Eksi 2 bölü eksi 1'den cevabı ne çıkacak? 2 çıkacak. Şunun görüntüsü 2'ymiş. Bu arada görüntü kümesini bulurken. Öbür tahta 1'in görüntüsünü bulacağım. F bölü G. Bir de kaç diyeceğim? 1 mi diyeceğim? Peki burada ne yapacaksın? Şurada x gördüğün yere 1 yazacağım. 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 artı 2. Yukarısı 0 çıkıyor, aşağısı 5 çıkıyor. 0'ı 5'e bölersen ne çıkacak? 0 çıkacak. Bir de şu 2'nin görüntüsünde gelin şurada bulalım. Şu sayfamı biraz ayarlayayım. F bölü G kaçı bulacağım? 2'nin görüntüsünü bulacağım. Gördüğüm şurada x gördüğüm yere kaç yazacağım? 2 yazacağım. Yazarsam 2 eksi 1 bölü 3 çarpı 2 artı 2. Yukarısı 1, aşağısı 6, 8 mi? Bu da 1 bölü 8 çıkıyormuş. Bize görüntü kümesi mi soruyor? Görüntü kümesi hemen ne diyeceksin? Hemen bakıyorum. Kaça gitmiş? 2'ye gitmiş. 0'a gitmiş. Bir de kaça gitmiş? 1 bölü 8'e gitmiş. 2, 0, 1 bölü 8. Benim için ne olacak? Görüntü kümesi olacak. Görüntü kümesi deyince ne yapmıyorsun? Buradaki tüm elemanların gittiği yerlere bakmıyorsun. Bizde fonksiyonda 4 işlem. Nerede işlem yaparız? Kesişim kümesinde işlem yaparsın. Peki hocam, niye kesişim kümesi? Bak, kesişim kümesine yapmasaydım. Mesela eksi 3'e bakacak olsam. Tam eksi 3'te f fonksiyonu tanımlı ama g fonksiyonu öyle bir tanımı var mı eksi 3'te? Yok. Tanımlı olmadığına göre bu fonksiyon olmayacak. Bu fonksiyon olacak. Bölme ifade fonksiyon olabilir mi? Olamaz. O zaman ne yapman lazım? İkisinin de ortak tanımlı olduğu değerlere bakman lazım. O zaman geçiyorum ben diğer soruma. Ne diyormuş diğer sorumda? Bakalım. Ne diyor? A ve B'yi vermiş. Bize neyi soruyor? Çarpmayı soruyor.
Şimdi yine dikkat et. F'in tanım kümesi farklı. G'nin tanım kümesi farklı. Hocam ben diğer örneklerde bakmamışım. Çünkü diğer örnekler hepsi reel sayılarda tanımlıydı. Bak bu kez sana şöyle bir şey vermemiş. Böyle bir şey verdi mi neye bulman lazım hemen seni? A kesişim B'yi bulman lazım. Yani neyi bulman lazım? Ortak elemanları bulman lazım. Peki ortak eleman. Eksi 3 yok. 1. 1 var mı? 1 var. 5 var mı? Var. Başka? 7 var mı? Var. Yok. 9 o da yok. O zaman bir kere çarpman nereden nereye tanımlı olacak? F çarpı G. Nereden nereye? A kesişim B'den. Bak ikisi de R'ye gittiği için R'ye tanımlı olacak. Peki. Şu söz sayfayı biraz çevireyim ben. Bize ne soruyor? F çarpı G X'i mi soruyor? Bu nedir? Fx çarpı Gx miydi? Yani 3x eksi 4 çarpı 2x eksi 3 mü? Bize bunu soruyor değil mi? İki tane elemanın var. Bu elemanların neyini soruyor? Gittikleri yeri soruyor. Önce neyin gittiğini bulayım. Birin gittiğini bulayım. Birin gittiğini nasıl bulsun? F çarpı G 1. X gördüğün yere kaç yaz diyor? 1 yaz diyor. Yazalım. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 2 çarpı 1 eksi 3. Burası 3 kere 1, 3. 4 çıkar, eksi 1 mi? Burası da mı eksi 1 çıkıyor? Eksi 1 ile eksi 1 çarparsan ne çıkıyor? 1. Şunun görüntüsü kaçmış? 1'miş. Bir de F çarpı G kaça bakalım? 5'e bakalım. Bakalım o nereye gidiyormuş. O ne olacak? 3 çarpı 5 eksi 4. Şurası da 2 çarpı 5 eksi 3 mü olacak? 3 kere 5, 15. 15'ten 4 çıkar, 11. 2 kere 5, 10. 3 çıkar, 7. Çarparsan ne çıkacak? 77 mi? Bize görüntü kümesini soruyor. O zaman şu görüntü kümesine ne diyeceksin sen? 1 ile 77'dir diyeceksin. Yani burada eksi 3'müş, 7'ymiş, 9'muş. Onların görüntüsüne bakacak mısın? Bakmayacaksın. Sadece ortak elemanların görüntüsüne bakman lazım. O zaman geçelim sorumuza. Diğer sorumuz ne diyor bakalım? Ne diyor? Bir akaryakıt şirketi müşterinin aldığı benzin miktarına göre ödeyecekleri ücretleri aşağıdaki fonksiyon yardımıyla hesaplamaktadır. Bak şurada dikkat edin. Kırmızı bir şey yazılmış. Nerede? Şurası. En can alıcı nokta burası. Soruyu dikkatli okurken. Çünkü ben hangisi değişkendir onu bilmem lazım. Bak x neymiş? Litreymiş. Yani soruda litre gördüğün her yer x. fx neymiş? Ücret. Yani sonuç. Yani x tanım kümesi iken fx görüntü kümesi oluyormuş. Ona da çok dikkat edin. Peki A şıkkı ne diyor? 45 litre benzin. Litre dediği için litre neydi? X'ti. Yani x'in kaç olacakmış? 45'miş. Ücret diyor. Ücret neydi? Fx. Yani sana aslında neyi soruyor? F45'i soruyor. Peki F45'i bulmak için yine ne yapmış? Ha bu parçalı fonksiyon demek. Niye parçalı fonksiyon demek? İki parça ayırmış. Ya bunu kullan diyor ya bunu kullan diyor. Peki x dediğin ifade 45 miydi? 50'den büyük mü küçük mü? Küçük. Küçük olduğu için şunu mu kullanacağız? Kullanalım bakalım onu. Ne olacak? Yazarsak yerine F45 eşittir 45 bölü 3 artı 10. 45'i 3'e versen 15 artı 10'dan ne kadar para ödeyecek? 25 TL para mı öder? Bulduk mu? Bulduk. Peki soru da şöyle deseydi. 60 litre benzin deseydi. Hemen neyi kullanacaktık? Bunu kullanacaktık 60 litre derse. Burada dikkat etmen gereken kısım neymiş? 50'den küçükse bunu kullan, 50'den büyükse bunu kullan diyor. Peki ödeyeceği ücret 40 TL. Ücret derken ne demek istiyor? Vermiş. Neyi soruyor bana? X'i soruyor. Yani bu kez ilk şuraya bir değer yazmışım. Kaç bulmuşum? 40 bulmuşum. Peki acaba hangisini kullanacağım? Şuradan yandan bir Nusret'te kağıdı alalım. Bakalım. Ödeyeceği ücret ne kadardı? 40. O zaman bu soruyu ne yapmam lazım? Hangisini kullanacağımı bilmediğim için sınır değerlere göre bölmem lazım. X 50'den küçük mü, küçük mü? Ya da X 50'den ne büyük mü diye bakıyoruz. Peki 50'den küçük olsaydı ben şunu mu kullanacaktım? Peki onu kaça eşitleyeceksin? 40'a mı? Yani X bölü 3 artı 10 kime eşit? 40'a. At onu karşıya. X bölü 3 kime eşit olacak? 30'a. 30'un altında 1 vardı. İşler dışarı çarpımı yaparsan X kaç olacak? 90. Burada ne diyor? 90 litre benzindir. Ama sen bunun sonucunu ne bulman lazımdı? 50'den küçük bulman lazımdı. Burası ne oldu? Yanlış olan kısım oldu. Peki öbür kısma bakalım. Öbür kısımda ne diyor? 50'den büyükse kimi kullan diyor? Şunu kullan diyor. X bölü 4 artı 10 kime eşitmiş? 40'a eşitmiş. At şu onu karşıya. X bölü 4 kime eşit olacak? 30'a. İşler dışlar çarpımı yaparsan şunun altına bir.
X kaç olacak? 120 mi olacak? E 50'den büyük mü diyor? Büyük diyor. 120 de büyük müdür? Büyüktür o zaman. Ne diyor? Soruda kaç litre benzin harcar diyor. Kaç litre benzin harcıyormuş? 120 litre benzin harcar diyorsun. Bak şurayı almadık. Dikkat et. Orayı niye almadım arkadaşım? Çünkü sınırım 50'den büyüktü. Ben 50'den şey sınırım 50'den küçüktü. Ben 50'den büyük bulduğum için almadım. Var mı bunda bir sıkıntı? Ve bak dikkat et, yeni nesil bir soruymuş. Yani ne yaptı? Parçalı fonksiyonu direkt sana düz mantıkla vermemiş. Biraz evelemiş, gevelemiş. Geçelim diğer sayfamıza. Ne yapmışız? Dersi bitirmişiz. Arkadaşım bu konuyla ilgili soruları çözersen oturacağına inanıyorum. Hayırlı günler, kendine iyi bak.